Burada Tanrı'nın pek çok kırımlı şekilden oluşmuş iki asa tuttuğunu görüyoruz. Ellerinin aşağısında ise baş aşağı ve yan duran yüzler var. Asalar tepede, dilleri dışarı çıkan iki yılanla sona eriyor. Tanrı'nın kemerine kulakların olması gereken yerden uzayarak çıkan iki yılanla birlikte soyut bir yüz gizlenmiş. Belki de saç yerine yılan koyularak Yüz figürünün kemer olarak algılanması amaçlanmıştır. Tanrının el ve ayakları insan parmak ve tırnaklarındansa kedigilleri ve yırtıcı kuşları anımsatır şekilde pençelerden oluşuyor.